Sizlere saygılarımızı takdim ederek, 2020 Mayıs ayında kamubiz.com'da yazılan ancak güncelliğini koruyan makalemizi arz ediyoruz. Bekçi, infaz ve koruma ve zabıta memurluklarının isim ve diğer benzeşen sorunları üzerine. Mayıs 2020, Mehmet Dağlı Yakın zamanda çıkan haberlere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, Mahalle bekçileriyle ilgili, güvenliğin kurumsal yönetiminde destekleyici polislik, bekçilik örneği isimli bir rapor hazırladı. Raporda, mahalle bekçisi ünvanının görev ve yetkilerini tam olarak yansıtmadığını belirten bekçilerin, mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi veya polis yardımcısı gibi ünvanlar kullanmak istediği bildirildi. Görevini hakkıyla ifa etmeye çalışan bekçilerimizin taleplerinin, Polis Akademisi Başkanlığı'nca değerlendirilmesini gerektiren durumların sebepleri ise, toplumun yeniden canlandırılan bekçilik kurumuna alışma aşamasındaki sıkıntılar olduğu ve bu görece eski zamanlardan yeniden canlandırılan kurumun yeni toplum düzen ve alışkanlıklarına uygun halde olmadığıdır. 10 yıllar sonra yeniden canlandırılan bu kurum, toplumun gelişen teknolojiyle birlikte değişen birçok alışkanlığına binaen adeta bir bilim kurgu dünyasına dönüşmüş haldedir. Çünkü değişen alışkanlıklar ve teknolojiyle uyumlu, kanuni yetki sıkıntısı yaşanmaktadır. Aynı zamanda ilgili raporda 20'li yaşlardaki vatandaşların hayatlarında ilk defa tecrübe ettikleri bu kuruma karşı bilgisizliğine değinilmektedir. Lakin bekçilerimiz görevini ifa etmeye çalışırken yine yüksek yaş gruplarından yanlarında o an cereyan eden olaya müdahale eden kamu görevlisi bekçiler varken "Polisi çağırın. Polis nerede?" gibisinden tepkiler verdiği ve devletin kamu görevlisine tanıdığı yetkiyi yok saydığı vakalarda haberlere yansımıştır. Bütün bu hali hazırda yaşanacağı muktedir sorunların içine düşen yeni atanmış bekçilerim ise, hiç hak etmedikleri birçok sorunla baş etmek zorunda kalıp zorlandıkları zamanlar olmuştur. Toplumun genelindeki bu bekçi algısı bir bilinçsizlikten ötürü geldiği gibi Son zamanlarda bir de bazıları iyi niyetli olsa da yine toplumun bazı kesim ve kişilerinden bekçi devleti mi olacağız gibisinden tepkiler de gelmektedir. Bu mesleği bence rencide etmektedir. Bekçi devleti mi olacağız sorusunun siyasetle sivil toplumun el ele verip cevaplayacağı bir soru olduğu unutulmamalı. Bu tarz tepkiler verirken kamu görevlilerimizi rencide etmemeye çalışılmalı. Bu tarz söylemlerde bulunurken, mümkün olduğunca onların rencide edilmesine önleyici şerhler düşülmelidir. Bütün bu karmaşaya karşı çözüm çok nettir. Çözüme nasıl ulaşılacağı idari anlayışla doğrudan alakalıdır ve bu yazının konusu değildir. Bu satırların yazarının düşüncesine göre, memurun hak ve hukukunu da gözeten sağlıklı pratik çözümler silsilesine, Emniyet teşkilatının çartlarının çalışma düzen ve sisteminin zarar görmeden, mümkünse daha iyi verim alınacak şekilde duruma göre çeşitli uygun ekleme ve çıkarmaları yine ilgili bürokrat, müdür ve diğer emniyet çalışanlarımızın bilebileceği şehrinde koyarak örnek vermek gerekirse, bence bekçilik kurumu kaldırılmalı ve bekçilerimiz polis olarak istihdam edilmelidir. Gece görevine aylık periyotlarda sırayla ekipleşerek çıkılmalı, bu sağlanırken adaletli bir idari yönetişim olmalıdır. Bunların yanı sıra gece görev hizmetleri, bekçilik görev hizmetleri adı altında yine polis memurları görev yapabilir. Yeni istihdam edilen polis memurlarımız memuriyetinin ilk yıllarında bu yeni kurulacak dairede hizmet verebilir. Sağlıklı bir yönetişimde bu dairenin sürgün yeri olmamasına özen gösterilebilir ve sürekli aynı memurların yıpranmasının önüne geçilecek sirkülasyon sağlanabilir. Böylelikle devleti temsil eden kamu görevlileri daha az yıpranır, devletimizin imajına bir katkı daha yapılabilir. Bence tercih edilmemesi gereken diğer başka bir çözümse bekçilerimizin yetkilerini kanuni olarak artırmaktır. Ama bu tercih edilmemesi gereken çözüm bekçilerimizin ifa edeceği işle özlük hakları arasında ciddi bir fark yaratır. Kamu görevine talip olmuş, vatana hizmet veren Türk evlatları yıpranmalarına sebep olacak durumlarla muhatap edilmemelidir. Bu yazıda bekçilerimiz gibi yaptığı işle yetki, imkan, özlük hakkı orantısı sıkıntısı yaşayan diğer iki mesleğe de dikkat çekelim. Zabıta memurları ve infaz ve koruma memurları, özelde ise sözleşmeli infaz ve koruma memurları. İnfaz ve koruma memurluğunu hiç bilmeyen biri için tarif eder gibi söyleyecek olursak, polis memurunun ceza infaz kurumları içerisinde görev yapanıdır diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bu polis memurunun görevlerinin yanında ceza infaz kurumu içerisinde yeri geldiğinde itfaiyecilik, katiplik, sekviz hizmetiyle mübaşirlik, acil tıp teknisyenliği, yeri geldiğinde psikologluk dahi yapan bir meslektir diyebiliriz. Bu sayılan meslekleri basite indirgememekle birlikte, infaz ve koruma memurluğu mesleğinin sorumluluk ve zorluklarına dikkat çektiğimizi belirtelim. Böyle risk arz eden bir mesleğin ise sözleşmeli olarak yapılması gerçekten zordur. Risk arz eden diğer itfaiyecilik, polislik, zabıtalık, askerlik gibi meslekler göze alındığında sözleşmeli çalışma gibi bir durum yoktur. Sözleşmeli çalışan jandarma birimleri ise net şekilde tanımlanan belli kural ve kaideler dahilinde uzman erbaşlıktan az subaylığa yükselme, Sözleşmeli subaylıktan kadrolu subaylığa geçebilme ve de uzman erbaşlar özelinde belli bir hizmet süresi sonunda diğer kadrolu kamu görevlerine yerleşebilme gibi avantajlara sahiptirler. Anlaşılacağı gibi riskli meslekler ülkemizdeki örnekleri de bakıldığında sözleşmeli yapılmamakta yapılsa bile telafi edici özlük haklarına sahip olmaktadır. Yine bekçilerimizin yaşadığı soruna benzeşerek bu mesleğin ismiyle ilgili bir sorun dikkat çekmektedir. 1984 yılında bu mesleğin imajının düzeltilmesi için resmi adı gardiyanlıktan infaz ve koruma memurluğuna çevrilmiştir ama üzerinden 36 yıl geçmesine rağmen Türk toplumunda birçok insan infaz ve koruma memuru nedir sorusunun cevabını hala verememektedir. Toplumca gardiyanlık olarak bilinen meslek zihinlerde kötü bir imajla tahayyül edilmektedir ve infaz ve koruma ismi ise duruma evrensel olarak yaklaşılıp Dünyadaki örneklere bakıldığında bu mesleğin tam olarak zihinlerdeki tasavvurunu sağlayamamaktadır. Ve bu nedenle geçen 36 yıla rağmen toplum hafızasında yer edinememiştir. Dünyada bu mesleğin cezaevi polisi olarak tanımlandığı ülkeler vardır. Ve bu mesleklerin genel olarak da tüm dünyada özlük hakları polis memurlarına denktir. Elbette bekçilik mesleği gibi bu mesleğin de isim değişikliğiyle sorunları çözülmeyecektir. Lakin görüldüğü üzere sorunlar isimlerde sembolleşmiştir ve devletimizin memurlarının sorunlarına çözümler bulmak, insanımızın daha az yıpranması ve çok daha kaliteli kamu hizmeti demektir. Zabıta memurlarımızın sorunlarına değinecek olursak, zabıtalığın diğer ülkelerdeki karşılığı yerel polis statüsüdür. Devletimiz üniter yapıda olduğu için yerel polis olgusu ülkemizde yoktur. Lakin bu durum, zabıta memurlarımızın görev ifası sırasında birçok sıkıntı, saldırı, görevi aktif veya pasif dirençle yaptırmamaya çalışma durumuyla karşılaşmasına sebep olmaktadır. Pek tabii ki de üniter merkezi devlete bağlı ya da muhalif bir durum yaratmaksızın göreviyle imkan kendini koruyacak yetki ve teçhizat kurumasıyla bir zabıta memurluğu mesleği tanımlanabilir. Memuru korumak memurlarımız ülkemize hizmet ettiği, insanımıza asayiş, güven, can ve malı koruma, sağlık gibi hizmetleri sağladığı için insanımızı ve ülkemizi korumak demektir. Türk memuru da Türk milletinin evladıdır. Devlet, millet ve memurlar birbirlerine sahip çıkmalı, birbirine sahip çıkıp birbirini koruyarak devleti, kamu malını, Türk insanı ve memurunu organize suç şebekelerinden ve her türlü yolsuz ve zarar verici faaliyette bulunan insanlardan korumalıdır. Bekçi, infaz koruma, zabıta, sağlık çalışanı ve bütün kamu görevlileri ve Türk vatandaşları birbirlerinin baş tacıdır. Çünkü bizler birbirimiz için varız